Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programına hoş geldiniz efendim. Her hafta cumartesi günleri olduğu gibi bu hafta da yine karşınızdayız. Çok değerli konuklarım var. Onlara dönmeden önce canlı yayın telefon numaralarımızı size ileteyim. 0236 302 40 30 0236 302 40 30 numaralı telefonu arayarak programımıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca Facebook adreslerimiz var. Oradan da bizlere mesaj atabilirsiniz. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı yazarsanız hem grubumuz hem de Facebook sayfamızda sayfa adresimiz var. Oradan mesaj atarak bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden her hafta olduğu gibi değerli konuklarımız var bu haftada. Değerli bir yazar, değerli dostum, arkadaşım kendisi bizleri kırmadı. Bugün aramızda şair Arzu Subakan Kabukçu. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Bir diğer konuğum Türk halk müziğinin güçlü sesi. Yeni albüm çalışmaları var. Yakında ben inanıyorum ki Türkiye onu konuşacak. Değerli arkadaşım, o da bizi kırmadı. Mustafa Sönmez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Nasılsınız? Önce şöyle bir nasılsınız diye başlayalım. Teşekkür ederim. İyiyiz. Bugün birkaç saat öncesinde sizlerle buluştuk. Keyifli dakikalar geçirdik. İyiyiz, güzeliz, keyifliyiz. Manisa'yı nasıl buldunuz? Önce Manisa. Manisa'yı dolaştınız bugün. Evet, biraz dolaşma Tabii fırsatımız oldu. Denizli'den, yani uzak da değil, Denizli'den geliyor Arzu Hanım. Onu da belirtelim. Denizden keyifli bir yolculuk yaptım. Can arkadaşımla birlikte geldik, sizlerle beraberdik. Yine burada çok uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla kahve içip sohbet etme şansım oldu. Manisa sokaklarını gezdik yarım saat kadar. Manisa güzel, insanların hepsi dışarıda, hava çok güzeldi. Manisa'daki tüm bizi izleyenlerimize selamlarımı gönderiyorum. Evet, değerli dostum Mustafa Sönmez de biz de birlikte Uşak'tan geldim. Evet, Uşak'tan geldim. Zor bir yolculuk oldu. Yok, pek zor oldu sayılmaz, zaten yakınız yani. Evet, Uşak'ta tabii Denizli'de Uşak gibi. Yani tabii, evet. 2,5 saatlik bir Yani süre. Mustafa gelirken tek de gelmedi. Değerli Tabii yanımda sağ kolumda gidiyor. gitaristimiz. O da bizlerle birlikte İsmet Doğukan Evet. Öztürk. O da bugün sana gitarıyla Evet, eşlik eşlik edecek. edecek. Size de hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler. İsmet Sağ Bey, sizi görmek de güzel. Sağ olun. Evet, Arzu Hanım. Buyurun. Arzu Subakan Kabukçu kimdir diye size sorayım. Kendi ağzınızdan Manisa Medya TV izleyicilerine şöyle bir kendinizi tanıtın. Ondan sonra sizin o muhteşem, güzel şiirlerinize döneceğiz. Başka Yolculuk isimli, daha çok yeni. Bir hafta oldu değil mi? Evet, çok Evet. yeni. Bir hafta önce piyasaya çıktı ve çıkar çıkmaz da bize konuk oldu Arzu Hanım. Sağ Evet. olsun. İlk bizim kanalımıza geliyorsunuz değil mi, kitap Evet, çıkınca? kitapla birlikte ilk Tamam. yayınım oluyor. Önce sizi bir tanıyalım, ondan sonra kitaptan bahsederiz. Tamam, tabii ki. Ben 1977 Denizli doğumluyum. Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarım mezunuyum. Şu anda evliyim, iki oğlum var, çalışıyorum, bir işim var. Ayrıca organizasyon işleri yapıyorum, şiir yazıyorum. Sizin gibi değerli dostlara konuk oluyoruz. Bizleri Çok sağ olun. kırmadınız. Yoğun programlarınızdan sıyrılıp bize geldiniz. Evet, biraz zor oldu. Onlara da döneceğiz tabii. O zaman şöyle bir hemen Mustafa'ya dönelim. Bir de onu tanıyalım. Tabii. Değerli dostum. Ben de 1990 doğumluyum. Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılsöğüt kasabasında doğdum. Orada büyüdüm. Müziğe 12 yaşımda başladım. Bağlamayla başladım. Ve o gün bugündür sürekli bu hayatımın içinde o. Zaten size müziğe ne zaman başladınız diye bir soru soracaktım. Madem Yani bahsettiniz, o zaman nasıl ben başladı bu onu serüven? düşünerekten size peşin peşin söyledim. Evet. 12 yaşından mı başladınız? Evet, 12 yaşımda. 12. Nasıl? Bağlamayla Neden başladık, yani bir heves bu ettik. müziği bağlamayla başladınız? Yani Size bir yol gösteren oldu mu, yoksa içinizdeki o... zaten hani içimde vardı bu da. Bağlamayla başladım yani, çünkü içimde vardı, seviyordum. Türküleri. Evet. Ya yani küçükken de Türküleri sesim kim çok sevmez? yanık Yani derdi, ondan Türkiye'de, evet. yani Türk milleti türküleri Evet, tabii. çok sever, sevmeyen de yoktur herhalde. Yani. Sizin o güzel türkülerinize bugün Manisa Medya TV izleyicileri
Evet. Gayet tanıklık edecekler. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Şöyle bir türkülerle bir başlayalım. Tamam. Sonra Arzu Hanım kitabıyla, şiirlerle devam ederiz. O zaman ne demişiz? Sevda yarası. Sevda yarası. Böyle canlı canlı bağlamayla İsmet kardeşim de gitarıyla eşlik edecek. Sevda yarası. Dinliyoruz. Mustafa Sönmez. Üzerinde toprakla taşlar kurudu gözümde sel gibi yaşlar. Kendime seçtiğim sözde yoldaşlar başım dardayken bırakıp gitti. Dünya üzerinde toprakla taşlar kurudu gözümde sel gibi yaşlar. Kendime seçtiğim sözde yoldaşlar başım dardayken bırakıp gitti. Çekilmez derdimi sevdanın yarası. Merhemi de yok ki yar yar alıp süresin. Pası biçilmez ücret veresin. Beni sevdasıyla yakıp da gitti. Çekilmez derdimi sevdanın yarası. Melhemi de yok ki yar yar alıp süresin. Pası biçilmez ücret veresin. Beni sevdasıyla yakıp da gitti. Yürekte yalanmış her sözcük duvar dilekte. Can dediğim candan yedim bir tekme. Beni bir tenhada bırakıp gitti. Gün doğdu yerim yok o boş yürekte. Yalanmış her sözcük dua dilekte. Can dediğim candan yedim bir tekme. Beni bir tenhada bırakıp gitti. Çekilmez derdimi sevdanın yarası. Melhemi de yok ki yar yar alıp süresin. Pasım içilmez ücret veresin. Beni sevdasıyla yakıp da gitti. Çekilmez derdimi sevdanın yarası. Melhemi de yok ki yar yar alıp süresin. Pası biçilmez ücret veresin. Beni bir tenhada bırakıp gitti. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Beni bir kenara bırakıp gitti. Aynen öyle. Türküler, şiirler hep aşk üzerine olunca tabii daha bir ilgi görüyor ve daha çok seviliyor. Sizin kitabınız da Aşka Yolculuk. Bizim kitabımız da Aşk İnsanoğlunun Kendisi Gülüm sloganıyla
Gönülden Düşenler'de. Gönülden Düşenler. Programımızın da ismini taşıyor. Evet, çok keyifli. Aşka yolculuk. Aşka yolculuk nasıl başladı? Yazarlık süreci nasıl başladı diyelim? Nasıl başladı? Kitaba kadar gelen o süreyi bize anlatır mısınız? Evet, kitap yolculuğum çok yeni ama aşka yolculuğu doğduğumuz günden itibaren başlayan bir şey. Okul yıllarımdan beri zaten kalemle haşır neşirim, kaleme tutkum öğrencilik yıllarımdan beri devam ediyor. Son yıllarda şarkı sözlü olarak ilerlemeyi hedef aldım ve bu yönde şiirlerim devam ediyor. Serbest ya da hece fark etmiyor şu anda. Duygu halimiz aşka yönelik. Aşk içimizdeki en güzel duygu olduğuna inanıyorum. Ben kendimi çok şanslı görüyorum çünkü adım, ismimin harfleri de aşk oluyor. Bu yüzden aşka yolculuk, hem benim içsel yolculuğum, Arzusu benim kendime bakan, olan kabukçu, yolculuğum. Tabi evet. A, S, K oluyor. Evet, evet. Aşk oluyor yani. Aşk kitabının oluyor. Üstüne de zaten belirtmişsiniz. Bir hafta önce çıktı kitabınız. Evet, çok yeni daha. Nasıl bir ilgi ilk hafta? Nasıl bir ilgi oldu? Beğenildi mi mesela? Sizin çünkü önemli şairlerle olan dostluklarınız var. Mesela bir Cemal evet. Safi gibi önemli evet. bir isimle evet. berabersiniz sık sık. Mesela öyle bir usta kitabınızı beğendi mi? Neler dedi yani? Onun mutlaka okumuştur. Bakmıştır. Tabii. Cemal Safi yaşayan bir efsane. Çok değerli bir kalem. Evet. Hocamız, değerli üstadımız. Kitabında zaten ön sözü de yer almakta. Evet. Çok güzel kelimeler sarf etmiş. Böyle önemli üstadlarımızın, hocalarımızın bu güzel sözlerine nail olmak benim için her zaman onur. Tabii burada kendisine buradan da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şerif Kutlu da gibi evet. önemli bir isim de. Şerif hocamız Pamukkale evet. Üniversitesi'nden çok değerli bir öğretim görevlisi. Evet, o da sağ olsun Fakültesi. Arzu Hanım'la bana imzalı kitabını göndermiş. Şiirlerle evet. Denizli. Evet. Şöyle tutayım onu da. Kendisine Şerif, de sevgilerimizi iletiyoruz. Şerif hocama da çok teşekkür ediyoruz. Bu ince, nazik davranışından ötürü şöyle döneyim. Şiirlerle Denizli. Evet. Al gözüm seyreyle diyor. Şerif Kutlu hocam. Şerif Kutlu da hocama buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Benden de selamlar, sevgiler. İnşallah onu da ilerleyen programlarımıza konuk alacağız. Çok başımızın keyifli bir program olacağından eminim şimdiden. Değerli bir hocamızın. Evet. Bazen aşkla susarsınız, sonra aşkla susarsınız. Evet. Bazen aşkla susarsınız, sonra aşkla susarsınız. Evet. Peki kitabınızın önemli bir özelliği var. Ben daha önce hiçbir şairde ya da yazarda görmedim ama daha doğrusu şairde görmedim diyeyim. Şiirlerinizin hemen yan sayfasında da İngilizcesi var. Evet, çevirisi yapıldı. Bu ilk mi oluyorsunuz yani? Bu, yoksa daha önce var mıydı? Ben hiç hatırlamıyorum yani başka bir şairin böyle bir şey yaptığını. Şiiriniz yanında da İngilizcesi. Neden böyle bir şey yapmayı denediniz? Yani Türkçe İngilizce şiirler zaten evet. ismi. Türkçe İngilizce şiirler. Şöyle, aslında bu çok spontane gelişen bir şeydi. Avustralyalı Robin Rowland isimli bir şairimiz Denizli'ye konuk gelmişti. Ve Denizli Mehmet Ali Çelikel, doçent doktor Mehmet Ali Çelikel beyefendi Robin Hanım'ın şiirlerinin çevirisini Türkçe'ye yapıyor. Robin Hanım'ın şiirleriyle ilgili yine bir etkinlik vardı. Kendilerine ben de Denizli'de bir bayan şair olarak eşlik ettiğim bir etkinlikti. O gün o programda Robin Hanım'ın şiirlerini kendisi İngilizce olarak okuduğunda Mehmet Ali Bey de onları Türkçe olarak okudu. Kendi arkadaşları da vardı ama sonuçta burada Denizli'de olan bir etkinlikti ve dinleyicilerin çoğu da tabii ki Türkçe bizlerdi. O gün ben de şiirlerimle Robin Hanım'a eşlik ediyordum. Onun ve benim şiirlerim olarak bir Robin Hanım, bir ben. Çok hoş böyle 1,5 saatlik bir etkinlikti. Ben şiirimi okuduktan sonra bir baktım Mehmet Ali Bey benim şiirimin İngilizcesini evet çevirilerini yapmış sağ olsun. Çok hoş bir sürprizdi. Ve o gün bittiğinde dedim ki yani evet yani yurt dışından işte ta Avustralya'dan bir bayan geliyor şair.
şiirlerini burada biz onun duygu halini anlıyoruz Türkçe'ye çevrildiğinde. Evet, İngilizce, Türkçe çeviri şiirde aynı duyguyu veremeyebiliyor çoğu zaman. Çeviriler çok yeterli olmuyor. Ama bu konuda Mehmet Ali Bey'in şair kimliğine de sahip olması dolayısıyla bazı yerlerde ufak tefek değişiklikler yaparak onları o dilde o duygu halini vermeye çalıştı. Ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Nasıl biz onun duygularını anladıysak, bizim de duygularımızın ulusal boyutta, yurt dışında da anlaşılmasını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Umarım istediğimiz başarıyı elde ederiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun çok kitabınız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şöyle inceledim. Hem hece ölçülü hem serbest şiirler var. Evet, evet, evet. Arkasında da size mi ait bu sözler? Tabii ki, hepsi evet. Bana ait. Çek yüreğini yüreğimden, içim dışım sen. Yani kendinizi aşka adamışsınız. Kesinlikle öyle. Bu kitaba yansımış yani. Çok teşekkür ederim. Yani bunu kitaba baktığınız zaman ya da şiirlere evet. baktığınız zaman görebiliyorsak o zaman evet diyebilirim ben. Kitabınızda 80 tane mini şiir. Evet, 80'lik şiir var. Hepsinin İngilizce çevirisi de var. Hep aşk şiirim var yoksa farklı şiirler de var mı? Yok, bu kitapta hep aşk şiirlerine, aşk yolculuk olduğu için aşk şiirlerine yer vermeyi tercih ettim. Mustafa çok beğenmişti kapağını. Evet. Kitabın kapağını. Evet, kitabın kapağında da tabii bir elma resmi, yenmiş bir elma. Tabii ama dikkatli bakınca bir bayanla bir erkeğin şurada ikisinin yüzü var. İlginç evet. bir tasarım olmuş. Evet, evet. evet çok şöyle. Keyifli. Evet, bakın şurada bir bayanla bir erkeğin. Aslında ilk bakışta yenmiş evet. bir elma çöpü bunu, değil mi? Evet, evet, Mustafa da çok sonraları anladı yani. İlk bakışta zaten anlaşılmıyor da evet. çok hoşuma gitti yani, çok anlamlı. Mustafa çok güzel elma resmi koymuşsunuz dedi ama tabii biz inceleyince. O zaman Arzu Hanım, sizden yeni çıkan kitabınızın ilk şiirini. Hı hı. Manisa Medya TV izleyicilerini şöyle bir seslendirelim. Tabii. Bir fon müziği alalım olmazsa. Tabii. Çok sevindim. Fon müziği eşliğinde. Ne yapalım? Aşk dedik o zaman. Zaten aşk nedir? Kendinizi aşka adamışsınız. O zaman, bir aşk şöyle ne? Bir ah aşk mı diyelim. Şöyleydi değil mi şiirimiz? Ah aşk, evet. Evet, ah aşk. O zaman Arzu Subakan Kabukçu. Evet. Bu şiiri yeni mi yazmıştınız kitaba yoksa daha önce eski şiirlerinizde topladınız mı? Yok, bu eski bir şiirim. Yani en popüler şiirlerinizden biri herhalde. Evet. Başlayalım mı? Evet, fon müziği gelecek. Fon müziğimizi bekleyelim. Evet, onun da İngilizcesi hemen yanında zaten mevcut. Evet, All Out. Peki size İngilizce okur musunuz diyenler var mı şiirleri? Evet, özellikle bu konuda çok baskı alıyorum. Ama şöyle, dediğim gibi bu şiiri kendi duygularımla, kendi dilimde ben güzel yansıtabilirim. Fakat bir başka dilde ben o duyguyu okurken yansıtamam. Onu o ülkede, o dilden anlayan, o ülkede yaşayan insanların bizim duygularımızı anlaması için zaten çevrildi. Onların okumasını tercih ederim. O zaman fon müziğimiz geliyor. Hemen Arzu Subakan Kabukçu'dan Ah Aşk isimli şiiri dinliyoruz. Şiirler yazılır, masallar anlatılır aşka dair. Kimine göre imkansız, kimine göre karşılıksız. Kimi yar diye sevgiliye, kimi yar diye yaradana. Nerede bulunur, nasıl yaşanır? Aşk nasıl bir şey? Hani aşkın gözü kördür derler ya, ne renk bakar mesela? Aşk kokusu
uzaklardan gelir mi burnuma? Bağırsam beni duyabilir mi? Sussam neler fısıldar kulağıma? Ah aşk! Her aşk ayrı yaşıyorsa, her aşk ayrı bir renkse, her aşk birbirinden farklı kokuyorsa, her aşkın başka bir tadı varsa eğer, hangi bahçenin toprağında yeşerir, hangi ağacın dalında çiçeklenir, hangi mevsim olgunlaşır? Peki ya aşk? Aşk gönül bahçesinde en güzel meyve ise, bırakalım dökülsün mü sere serpe yerlere? Çürür mü toprakta güneşin ateşinden? Yoksa toplasak mı zamanı geçmeden? Ah aşk! Ne kadar bekler bir kalbin mahzeninde? Söyle, hakkın var mı karanlıklarda bekletmeye? Bir ömür yeter mi hiç sevilmeye? Sahi sen hiç aşık oldun mu? Ne kadar bekler bir kalbin mahzeninde? Evet. Hakkın var mı karanlıklarda bekletmeye? Evet. Bir ömür yeter mi hiç sevilmeye? Sahi sen hiç aşık oldun mu Mustafa? Oldum. Oldum. Şu anda da aşığım. Ağzınıza sağlık. Güzel bir şiir. Tabi serbest yazılmış. Hece ölçülü şiirleri de alacağız biraz tabii, sonra. Tabii, seve seve. Evet. Mustafa'ya dönelim. Mustafa, yani sesin güzel. Besteler, müzikler, türküler. Yani senin zaten uzak olmadığın bir evet. alan. Peki albüm çalışmaları var mı? Benim bildiğim kadarıyla albüm çalışmaları var. Ondan bahseder misin bize? Albüm çalışmaları daha sonra. Yani şu an tabii yani öyle bir fikrim var ama şu an için daha ona hazırlıklı değiliz. Tabii ki Arzu Hanım da eğer o güzel şiirlerinden, şarkı bestelerinden verirse inşallah ilerideki albümümüze koymak isteriz yani. Çok memnun oldum. Az önce içeride de sözünü almıştım zaten. Kendisiyle bakalım yapacağız bir şeyler. Düet de yaparsınız yani. Olabilir tabii. Arzu Hanım yani, da albüm çıkarırsa siz de orada. Çünkü Arzu Hanım'dan her şeyi bekliyoruz yani. Ah, her şey derken yani, şarkı söylemeyiz. Çünkü onu Mustafa Bey'e bırakıyorum. İngilizce şiirler. Evet, evet çok başarılı. Mesela yani benim bildiğim kadarıyla da yok herhalde. Var mı İngilizce? Ben hiç duymadım ama. Ben de hiç görmedim ama olduğunu duydum. Öyle mi? Ya ben çıktıktan sonra görmüştüm diyen bir kişi gördüm ama görmedim. Evet. Örnek aldığınız sanatçılar var mı? Tabii ki örnek aldığımız sanatçılar var. Yani sevdiğim sanatçılar var. Tabii bu akşam bu güzel programda da rahmetli Neşet Usta'yı anacağız. Evet. Orhan Ölmez'i çok seviyorum. Tarzını beğeniyorum. Onun yanında Zara'yı çok seviyorum. Her tarz okuyabilen. Evet. Çok başarılı bir sanatçı. Peki size bu yola çıkarken örnek olan ya da size bu yolu açan bir sanatçı var mı? Yani mesela aşıklık, ozanlık geleneğinde biliyorsunuz çıraklık vardır. Yani sizde öyle bir şey oldu mu? Çıraklık, şimdi bazı müzisyen arkadaşlara baktığım zaman mesela ya babası müzisyen oluyor. Evet. Aileden gelen bir şey oluyor. Ama tabii benim öyle bir durum olmadı hiç. Yani benim ailemde hiç müzisyen yok. Bu bana nereden geldi onu da bilmiyorum. Sen benim sorulara bakmış kopya çekmişsin Mustafa. Niye? Şimdi bundan sonra soracağım soru ailenizde sanatçı var mıydı? Onun da cevabını vermiş oldun. Sorularınıza da bakmadım ama tahmin ediyorum herhalde. Ailende yok değil mi? Hiç? Ailemde yok. Yok. Yani. Tabi tek olunca herkes size büyük ilgi gösteriyor. Ailede illa geldin mi hadi bir çal da dinleyelim. Yani bu iş tabi ilk zamanlar bir hevesle başlıyor. Evet. Yapmaya çalışıyorsun. İçinde var ama hani bir türlü beceremiyorsun. Evet. Yani ben küçükken hani babama oğlum artık yeter
dediğini falan bilirim yani. Hani bir kafamızı ağrıtma falan filan. Tabii buradan da selamlarımı gönderiyorum aileme. Sonradan tabii üstüne düşünce, severek yapınca güzel oluyor ve güzel olmaya devam ediyor. Ve gün geçtikçe tabii üstüne de koymaya çalışıyorum. Yani daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman şöyle bir türkülerle devam edelim. Devam edelim. Ahirim sensin. Ahirim sensin. Bir Neşet Ertaş yapalım. Bir Neşet Ertaş Cahilim dünyanın türküsü. Rengine kandım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. O zaman Mustafa Sönmez Ahirim sensin diyor. Biz de zevkle dinliyoruz. Sözüm yok şu bende darıldığına, gidip başka dala sarıldığına, gönlüm inanmıyor ayrıldığına, gözyaşım sen oldun, kahrım sensin.
evvelim sen oldun, ahirim sensin. Gönlüm inanmıyor ayrıldığını, gözyaşım sen oldun, kahrım sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Ağzınıza sağlık. Tabii Neşet Ertaş. Tabii. Denince türküler usta akla gelir ama. Yani. Neşet Ertaş'ın türkülerini sevmeyen yoktur herhalde. Tabii. Yani Neşet Ertaş'ın türkülerini sevmeyen insan bilmiyorum yani. Sizi örnek aldığınız sanatçı herhalde Neşet Ertaş. Çünkü yani baktığınız zaman biliyorum tabii. Biraz tarz olarak da hani onu tabii yani ben onda kendimi buluyorum yani. Evet. Seviyorum halk müziği Neşet Ertaş. Yani şöyle yazdığı türkülere bakarsanız sözlerinden de zaten çok çok iyi anlarsınız. Yani bir daha dünyaya bir Neşet Ertaş daha gelmez herhalde. Evet, Allah rahmet eylesin diyelim bir kere de. Şöyle Facebook adreslerine baktığımda çok sayıda mesaj var. Biraz okuyayım. Ebru Şen, Soma'dan. Konuklarınıza Soma'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Benim sizden istediğim şiir var demiş. Evet, seni seviyorum şiirini istemiş. Onu da inşallah ilerleyen dakikalarda okurum. Ebru'ya da selamlar gönderelim. Devamlı izleyicimiz bizim. İsmail Bulut, stüdyodaki herkese Kırk Ağaç'tan gönülden selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ahmet Deneç, konuklarınıza selamlar demiş. İhsan Gürbüz, ilk kez izliyorum programınızı. Akıcı ve başarılı geçiyor. Size ve konuklarınız sayın şair yazar Arzu Subakan Kabukçu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sayın Mustafa Sönmez'e Alanya'dan selamlar göndermişler. Aleykümselam. Yaşar Kalemkuş, Belçika'dan sevgiler, saygılar. Çok güzel bir program. Yaşar Kalemkuş'a da biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Belçika'dan bizleri izliyor. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Tabii böyle yurt dışından izlenme olunca tabii daha mutlu oluyoruz yani. Evet. Alim Tunç, bu haftaki programımızın zevkle izliyoruz. Gönülden selamlar, sevgiler demiş. Hava Avcı Köseoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Hakan Demir, sevgili Arzu Subakan Kabukçu ve Mustafa Sönmez'e selamlar. Gönüllerinizce bir program olsun demiş. Biz de kendisine çok selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli yazarımız, şairimiz. O da bizim konuğumuz olacak. Hava Hanım. Hava Hanım. Evet. Önemli çok bir değerli yazar. Bir kalem, çok değerli bir, değerli bir ablam. Çok selamlarımı gönderiyorum ben de kendisine. Ben de çok selamlar gönderiyorum. Onu da kısa bir süre sonra, tam tarihi şu an hatırlamıyorum ama iki hafta sonra zannedersem. Evet, ayın 29'undaydı evet. Konuğumuz olacak. Evet, Suzan Sabah, Almanya'dan hayırlı akşamlar, iyi ve güzel yayınlar diliyorum. Herkese sevgi, saygılar. Suzan Hanım da gerçekten değerli bir sanatçınız. Yurt dışında bizleri temsil ediyor diyelim. Ona da çok selamlar gönderelim. Kendisi de inşallah konuğumuz olacak. Gültekin Şahin, sevgili Hakan Bey, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Harikulade bir yayın izlemekteyiz. Başarılarınız daim olsun. Arzu kardeşime ve Mustafa Bey'e selamlar demiş. Sağ olsun, var olsun. Evet. Cahit Şahin, iyi yayınlar, konuklarınıza selamlar, saygılar demiş. Biraz sonra devam ederiz Facebook mesajlarımıza çok sayıda. Evet Arzu Hanım. Buyurun. Çok aktif birisiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Çeşitli organizasyonlar da düzenliyorsunuz. Evet. En son düzenlediğiniz bir organizasyon en vardı. En son İsterseniz geçen ondan, hafta. Evet geçen hafta. İsterseniz evet. Ondan bahsedelim. Bahsedelim. Organizasyonlarından bahsedebilirsiniz. Şiir etkinlikleri yapıyorsunuz. Evet yapıyorum Denizli'de. Aslında bu uzun bir hikaye. Aşk yolculuk belki burada tam anlamıyla anlam buldu, tam manasıyla. Zaten ismi de Aşk yolculuktu değil mi? Evet, kitabınızın adı evet, da şurada. Evet, evet, evet.
Şöyle birçok etkinliklerimiz var. Öncelikle ben Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Kent Şairleri Topluluğu olarak Denizli'mizde çok güzel bir oluşum var. Eli kalem tutan tüm şairlerimiz, yazarlarımız bu topluluğun içinde ve biz her hafta toplanıyoruz. Her hafta şiir sohbetleri yapıyoruz. Tarihi bir konakta, belediyemizin bize açtığı bir konakta. Bugün de o günlerden birisiydi. Bugün ben sizin programınıza konuk olacağım diye bu toplantımızı biraz daha erken bir saate aldım. 12 gibi. Yine onlarla da bir saat kadar değerli o güzel şiir sohbetleri zamanlarını geçirip sonra hemen yola koyuldum sizin için. Buradan Denizli Kent Konseyi'ndeki tüm gönül dostlarıma, tüm Denizli'deki şair arkadaşlarıma çok selamlarımı söylüyorum. Hep birlikte biz hep çok güzel şeyler yapıyoruz. Yine Deniz'in ilçelerinde etkinlikler yapıyoruz şiir adına, edebiyat adına, şiir etkinlikleri. 21 Kasım'da yine Bozkurt ilçemizde bir etkinliğimiz gerçekleşecek. Yine 24 Kasım Öğretmenler Günü içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Halka Açık yine Denizli Merkez Oda Tiyatrosu'nda bir etkinliğimiz olacak. Geçmişe gidersek Kasım ayında şu anda önceliklerimiz bunlar. Geçen hafta içinde yine uluslararası bir etkinliğe imza attık. Yine Denizli'deki değerli kalemdaşlarımla. Burada da İhsan Bey'in ismini gördüm. İhsan Bey'e de sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, dinliyorlarmış bizleri. İhsan Bey geçen haftaki etkinliğimizde dereceye giren şairlerimizden, değerli kalemlerimizden birisi. Şu anda açıkçası ilk 6'dan birisi ama mansiyon muydu? İkinci, üçüncü ödülümü hatırlamıyorum. Çok özür dilerim kendisinden ama. O kadar ama. Değerli şairlerin arasında bu ödüller önemli. Kesinlikle. Çünkü bu çok büyük bir etkinlikti. 2 ay kadar bir çalışması sürdü. 31 Ekim, 2 Kasım tarihleri arasında evet. Denizli Pamukkale'de gerçekleştirildi. Şairler Pamukkale'de Aşk Yolculuk, Şairler Şöleni ve Şiir Yarışması olarak. Bu yarışmada da Denizli'de biz de onun haberini yapmıştık tabii. Evet, evet. Siz de bunun haberini yapmıştınız. Medyada çok fazlasıyla yer aldı. Sizlerin de sayesinde ben çok tekrar teşekkür ediyorum size. Siz dinleyenlerimizin huzurunda. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Siz güzel işler yapıyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Niye yüzünü asarsın? Niye yüzünü asarsın? Gözüne kurban oldum. Sineme ateş salarsın. Gözüne kurban oldum. Tavaf etseydim bin kere, kimse bilmez Kâbem nere. Ayağını bastığın yere, izine kurban oldum.
destur eyle göz değmesin, yatlar yoldan eylemesin. Sen söyle, sen söyle eller demesin, sözüne kurban oldum. Güneş doğar, ay tutulur, yedi koça toy tutulur, cemalına soy tutulur, yüzüne kurban oldum. Sabret güzel, sabret hele, gönlüm sökün etti dile, sefayım kapında köle, özüne kurban oldum. Sefayım kapında köle, özüne kurban oldum, özüne kurban oldum. Güzelliğin on par etmez, güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymat verilmezdi, aşıkla maşuk olmasa. Güle kıymat verilmezdi, aşıkla maşuk olmasa. Koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Evet. Ne kadar anlamlı, ne kadar güzel. Ağzına sağlık değerli dostum. Çok teşekkür ederim. Mustafa, bizi bir diyardan bir diyara götürüyorsun bugün. Tabii Uşak, geldi kadar. Uşaklılardan mesajlar var. Yörelerine ait eser istiyorlar. Neler var mesela? Böyle herkesin bildiği türküler var değil mi? Tabii. Mali sanatçımız Şaban Er abimizin derlediği bir türkü var. Bahçenin Harmayı. İstersen onu da biraz tabii sonra alırız. Biraz onu alırız sonra biraz sonra. Tamam. Hem de onları kırmamış oluruz. Şu Facebook mesajlarına bir bakalım. Yine yoğun bir mesaj trafiği var tabii. Evet, Barbaros Çelikoğlu. O da değerli yazarımız. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programının canlı yayın konuğu. Sevgili arkadaşım Arzu Subakan Kabukçu'ya başarılar diliyorum. Güzel bir program. Ankara'dan selam ve sevgiler demiş. Sevgili Barbaros'a ben de selamlarımı iletiyorum. O eşsiz şiirleri, yorumu, düetleriyle her zaman gittiği yerde iz bırakıyor. Bir yanım Denizli der, ben de onun yüzünden bir yanım Ankara diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Değerli yazarımız, geçtiğimiz hafta konuğumuzdu Alim Yavuz.
şiire sağlam bir zemin kazandıran Gönülden Düşenler ekibine ve değerli konuklara sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlar. Osman Yılmaz, programımızı zevkle izliyoruz. Hayırlara vesile olsun demiş. Ona da sevgiler. Mesut Cavga, iyi yayınlar Hakan Bey, konuklarınıza saygı ve selamlarımı iletirken özellikle değerli kardeşim Mustafa'ya başarılarının devamını diliyorum. Ah o saçlar taranır mı parçasını istiyorum demiş. Sağ olsun. Ben de çok selamını gönderiyorum. Evet. Çok bu arada sayıda. Hakan Bey, az önce reklam arasında konuştum. Ailemde size selam var. Aleyküm selam. Buradan da tabii anne babama tabii, başta tabii. Olmak üzere Mustafa Sönmez'e, yani dedeme ve Enver Sönmez'e çok çok selamlarımı gönderiyorum. Bizler de selam gönderelim. Büyüklerin ellerinden öpelim. Rüya Tokgöz. O da Ankara'dan. Değerli arkadaşım Arzu Kabukçu'ya. Beni sensiz size... bırakma. Adlı kitabın sahibi. Öyle mi? Evet. Ona da selamlar gönderelim. Selamlar canım arkadaşım. Çok sayıda mesaj var. İsim isim geçsem acaba izleyicilerimiz kırılır mı? Cevdet Yıldırım. Öznur Özdemir. Yine Hızır Tekin. Sevim Tutar Arıcak. Tabi bizlere mesaj atmışlar. Biraz sonra devam ederiz mesajlarımıza inşallah. Evet Arzu Hanım. Buyurun. İzleyicilerimiz yoğun mesajlar gönderiyorlar. Evet. Şiir alalım sizden. Ne şiir? Tamam. Hangi şiiri alalım sizden acaba? Fon hazırlansın. Evet. Fon müziğini alacağız arkadaşlarımızdan ama. Ben. Hangi şiiri şöyle bir bakalım. Şu anda. Değişik bir şiir okuyalım mı? Sevseydin keşke değilim mi? Diyelim o zaman. Çocuksun diye bir şiir vardı. O da güzeldi ama peki onu seçtiyseniz olsun. Tamam. O zaman bir fon müziği alalım arkadaşlarımızdan. Yine bir güzel şiir aşk şiiri birkaç geliyor. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Peki. Şu anda Aşk Efendi Radyo'da bir program var sevgili Semih Baykar'a. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Çok sevdiği bir şiir. Bu şiir artık onun şiiri gibi. İzleyemiyoruz bu hafta. Tabii. Onun da vardı aynı mutlaka mesajları. Evet. Çok yani şanssızmış kendisi. Niçin? Böyle bir programı şu an izleyemiyor ama tekrarlarımız var yani inşallah tekrarlarımızdan. Evet, geçen hafta oldu etkinliğimizde sunuculuğumuzu yapmıştı. Buradan evet. Bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Evet o zaman hiç vakit kaybetmeden Arzu Hanım'ın şiiriyle baş başa bırakalım. Keşke. Her aşk emek ister demiştin bana. Anlamın teri var benim bu aşkta. Gönlümü yoluna feda eyledim. Sen de benim kadar sevseydin keşke. Uğruna adaklar adamıştım ben, kalbimi kalbine dayamıştım ben. Dünyayı pembeye boyamıştım ben, sen de benim kadar sevseydin keşke. Gözlerin gözümle buluştuğu an, ellerin elimle birleştiği an, koşar yüreğimde nazlı bir ceylan, sen de benim kadar sevseydin keşke. Bugün daha erken, yarın geç derken, ne verdin ki bana böyle severken, şu gönül bahçemde bir tek sen varken, sen de benim kadar sevseydin keşke.
Boşuna bunca yıl verdiğim emek, yakışmaz gidene gitme, kal demek. İstemem bir daha vurgunlar yemek, sen de benim kadar sevseydin keşke. Değmezmiş uğrunda döktüğüm yaşlar, değmezmiş sevdama düşen telaşlar, gözden uzak kalan her şey yavaşlar, sen de, sen de benim kadar sevseydin keşke, keşke, sevseydin keşke. Ağzınıza sağlık. Yine güzel bir aşk şiiriydi. Evet. Hüseyin Akçam, Hakan'ım her zaman olduğun gibi burada başarılısın demiş. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. İzzet Ataseven yazmış. Arzu Hanım'a selamlar, Mustafa'ya başarılar demiş. Mustafa Kayalı, Hakan Demir Bey size değerli şair, konuğunuz Arzu Subakan Kabukçu'ya ve Mustafa'ya. Denizli'den sevgiler. Selamlar Mustafa demiş. Hocam, sevgiler. Yine Halil İbrahim Adana, değerli abimiz bizi izliyor, ona da selamlar. Levent Komşu, Serpil Koç, Zehra Tokdemir, Dilek Soyak yazarımız, o da daha önce konuk olmuştu bizlere. Mesaj atarak sizlere selamlar gönderiyorlar. Ve Ozan Deva'yı, değerli Ozan'ımız, halk Ozan'ımız, o da Allah nasip ederse ayın 22'sinde konuğumuz, o da bizi izliyorlarmış sizleri. Özellikle Mustafa'yı da çok beğenmiş. Halk ozanı halka aşığıdır. Önemli bir ozandır. Sizlere selamları sağ olsun. Var. Aleyküm selam. Yani yakından takip ediyorlarmış bizi. Evet Mustafa. Seni yakalamışken senden ne kadar çok eser alırsak bizim için o kadar iyi. Değil mi bu güzel sesten? Çok bir selam ederim. Sal diyelim mi? Tabii diyelim. İstersen listeden başka eserlere de. Ben şöyle bir değişiklik yapalım. Olur. O zaman. Tabii ki. Geceyi sana yazdım diyelim. Oo, çok güzel. Ve bu güzel eseri de ben Arzum için okuyayım. Tamam. Arzum açıkla hadi. Evet Arzu. Evet. O zaman hemen alalım. Evet. Geceyi sana yazdım. Evet. Adaşıma selam söylüyorum ben de. Evet. Dinliyoruz Mustafa Sönmez. Sözümü sana tutuldum, küsen sesine tenine tutuldum. Çaktım ateşi sesine, ateşi tenine. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Geceyi sana yazdım, sözümü sana tutuldum, küsen sesine tenine tutuldum. Çaktım ateşi sesine, ateşi tenine. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Thank you.
sensizim. Sana koştuğum iklimler boyu, uykular yanan liman, uykular harap. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet senime dön, yanarım sana. Sensizim, sana koştuğum iklimler boyu, uykular yanan liman, uykular harap. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet senime dön, yanarım sana. Dön yürek yurduma, gurbet senime dön, yanarım sana. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet. Evet Mustafa, önümüzdeki süreçte nasıl bir projelerin var? Hedeflerin neler? Hedeflerim... Bu sanatta nerelere ulaşmaya çalışıyorsun? Tabii ki bir güzel bir albüm düşüncem var. Bunun içinde türkü de olacak, pop da olacak. Tipime evet. Yakışır şekilde diyeyim. Hani siz az önce türkülere ağırlık ver gene sen. Yakışıyor tabii, türküler. Tabii ben türkü benim için vazgeçilmez yani ben hani türküden vazgeçemem. O her zaman benim için var. Ama tabii pop da düşünüyorum yani ileriki zamanlarda. Sanatçılar artık albüm çıkarmaktan kaçıyorlar biraz. Çünkü albüm çıkıyor akşamına internette o albümü dinleyebilirsiniz rahatlıkla. Eskiden tabii korsan yayınlar, şimdi internet. Tabii büyük tanınmış sanatçılar bile artık albüm çıkarmaktan biraz çekiniyorlar. Yani daha doğrusu niye çıkaralım ki diyorlar. Senin benim böyle korkuların var mı? Yok, benim öyle bir korkum yok. Yani sadece ben kendimi tatmin etmek için diyeyim. O yüzden o hedefe ulaşmak istiyorsun yani. Yani hiç olmazsa kendimden bir şey koymak istiyorum şimdi geride. Tabii yıllar sonra bu dünyadan göçüp gittikten sonra geride yani, güzel eserler bırakmak lazım. Arzu Hanım kitabı biraz geç çıkarmış ama yani evet. Bu kitaplar önce... tabii ki tabii tarihe kalıyor bunlar. Tabii ki ileride çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, tabii, eşine, tabii, dostuna, evet, hayran evet, kitlesine evet. Ve geride kalanlara güzel anılar bırakacak. Aynen öyle. Az önce de dedim ya yani türkü seslendirmek, ya bir eser seslendirmek, enstrüman çalmak farklı bir yetenek. Şiir yazmak, beste yapmak çok çok farklı bir yetenek. Yani ben de mesela beste yazma olayı yok. Evet. Halbuki müzikle bu kadar iç içeyken. Evet. Yani o da ayrı bir yetenek. Evet. Beste yapma yani bilmiyorum, o da bende yok. Şarkının mutfak aşımız. Belki. Ama tabii dedim ya albümden ileride yapacağım bir tek bir parça sizden olacak inşallah. Çok onur duyarım tabii ki, seve seve. Yani, yeter ki güzel şeyler yapalım, güzel aynen, şeyler üretelim. Aynen. Biz her zaman arkasındayız. Çok harika bir yorumu var zaten. Sağ onur ol. Duyarım bundan. Çok sevinirim. Şimdi bizim büyük ustalarımız vardı, gazeteci. Biz de gazetecilikten geldiğimiz için. İbrahim Altaşlı, Allah rahmet eylesin, değerli bir büyüğümüzdü. Onun 1945 yılında yazdığı bir şiirini biz bulduk. Evet, onu seslendirelim. Arkadaşlarımdan bir fon müziği alayım. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Güzel bir şiir. Onu anmak için bu şiiri seslendirelim. Tabii oğlu Erdem Altaşlı'ya da, değerli abimize de selamlarımızı iletelim. Bu güzel şiiri izleyicilerimize paylaşalım. Bir fon müziği alalım. 70. Güneş kızarırken ufukta yine, mor dağlar bürünmüş pembe rengine, gözlerim dolarken mavi rengine, bir vefasız yari durmaz ararım, kanayan ruhuma merhem ararım.
Sararıp solmadan gençlik çağımda, laleler toplasam çimen dağında, menekşe kokulu güzel bağımda, bir vefasız yâri durmaz ararım, kanayan ruhuma merhem ararım. Ömrümün baharı, yazı geçiyor. Yıllar, aylar, günler hepsi geçiyor. Ayrılık kalbimi derin deşiyor. Bir vefasız yâri durmaz ararım. Kanayan ruhuma merhem ararım. Evet. Ağzınıza sağlık. Değerli gazeteci, büyüğümüz, Allah rahmet eylesin, İbrahim amcamız, Yurt Sesi gazetesinin sahibiydi. İşte 70 yıl sonra, evet, şu anda karşımızda değil mi? Şiir bu kadar güzel bir şey. İşte onu, biraz önce ondan bahsetmiştim. Geriye güzel şeyler bırakmak lazım. Evet, o da evet. 70 yıl önce yazdığı bir şiir yani. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Ölmüyor. İbrahim, sanatçılar amcamsa ölmüyor. Evet. Yüreği yaşıyor. Güzel insandı. Evet. Arzu Hanım. Evet. Sınavda hissettim kendimi. Buyurun Hakan evet, Bey. Hemen sıradaki sorular alalım. Evet. Şöyle bakıyorum soruma. Neden Aşkın Yolculuk kitabımızın ismi? Şöyle bir sizden dinleyelim yani. Neden Aşkın Yolculuk? Yani insan varoluşundan itibaren zaten bir yolculuktur. Önemli olan vardığın yer değil aslında, o yolculuk hali. O yolculukta işte ne izler bıraktık, budur. Hayat bir yolculuk, evet. Nefes aldığımız andan itibaren. Aklar düştü saçıma, geçti gençlik çağları. Geldim yolun sonuna, aşamam ki dağları. Mevlam korusun seni, yüreğin hiç yanmasın. Kul ersin muradına, açsın gönül bağları. Evet, o Ozan Nergis mahlasıyla yazdım şiirlerimden. Sensizlik boğar beni, biter dilimde sözüm. Ruhumda ten kokuna hasret var iki gözüm. Gözlerimde yaşlar var, neredesin gönül özüm? Gül bakışlığın ömrünce çözemez bu ağları. Ya, o zaman sizden bir şiir alalım. Hangi şiiri paylaşalım izleyicilerimizle? Çok sevdiğim, beni sevenlerin de çok sevdiği bir şiirimden onu paylaşabiliriz, Rengarenk diyebiliriz. Tamam. Alayım. Rengarenk, Arzu Subakan Kabukçu. Yine bir fon müziği alacağız arkadaşlarımızdan. Rengarenk. Rengarenk. Rengarenk dedik ama şiiri bulabilir miyiz? Rengarenk, gündüzün rengini boya geceye, içinde biraz da beyaz olsun, sarıyı Eylül'e bırak giderken, içinde, içinde biraz da kırmızı olsun. Hüzün karanlığa beşik bağlarken, yıldızlar uyusun, vakit çok erken. Yeşili kıskanan bulut ağlarken, içinde biraz da mavisi olsun. Bakın
bakışından yansın güneş seherde, gri yasaklansın gökte ve yerde, bir kirpik tanesi düşerse derde, içinde, içinde biraz da elas olsun. Ateşi söndürsün toprağın nemi, kızılı üzmesin gönül hanemi, yürek tablosunda renklerin demi, içinde biraz da aşk izi olsun, gözlerin gönlümün belası olsun, belası olsun. Sev dedin, sev dedin sinemden sinene doldum. Terk eyledin bir gül misali soldum. Derdin ile, derdin ile bir anda verem oldun. 5 dakika bakamadın sen bana. Leyla Mecnun için çöllere varmış, Şirin Ferhat gibi dağları yarmış, Aslı Kerem'in yarasını sarmış. Aşk ateşi, aşk ateşi yakamadın sen bana. Hakan'ım, Hakan'ım kimsesiz bir şehir gibi, kan kusuyor içine zehir gibi. Ak dedim gönlüme bir nehir gibi. Çöle döndüm, çöle döndüm, akamadın sen bana. Ak dedim gönlüme bir nehir gibi. Çöle döndüm, çöle döndüm, akamadın sen bana. Akamadın sen bana. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban sevdiğim. Ayrılıksan zor belleme ömrüm. Görmeyince sezilmiyor mihriban sevdiğim, mihriban. Ayrılıksan zor belleme ölümüm.
görmeyince sezilmiyor mihribanım. Sevdiğim mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Abdurrahim Karakoç'a bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Ağzına sağlık Mustafa. Teşekkür ederim hocam. Evet. Şöyle bir Facebook mesajlarına baktığımda İnguş Cumhuriyeti'nden değerli kardeşim Aydın Nufarov şu an bizi izliyorlarmış. İnguş Cumhuriyeti Rusya'da biliyorsunuz. Hayırlı yayınlar Hakan abi, severek ve beğenerek izliyoruz. Konuklarına da selamlar gönderiyorum. Başarılar demiş. Selamlar. Ayrıca bu vesileyle canım kardeşim Kadir Eminov'un da doğum günü yarın. Buradan onun da doğum gününü kutluyoruz. Allah uzun ömürler versin. Ayrıca yine Zehra Ertek, onun da doğum günü. Onun da doğum gününü kutluyoruz. Yine mesajlarımıza bakıyoruz şöyle. Evet, çok sayıda mesaj gelmeye devam ediyor. Elif Merttaş, programınızı zevkle izliyorum demiş, sizlere selamlar göndermiş. Mehmet Şeymuz Korkusuz, değerli sanatçı dostum, değerli insan Gaziantep'ten, ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Arzu Hanım'a dönüyoruz. Evet Arzu Hanım. Buyurun Serkan Bey. Sizden yine bir şiir alalım. İsterseniz şöyle Mustafa ile Mustafa bir fon müziği yapsın. Siz bir şiir okuyun. Arkadan Mustafa yine güzel bir eserle devam etsin. Yalan Dünya vardı istekler arasında. Listede de vardı zannedersem. Evet. Güzel olur. Bu fon müziği yapacak Mustafa. Evet. Evet Mustafa. Dokunan mızrabımsın ey gönlümün sultanı, can özünde saklısın. Rahmetinle nurlanan görkemli mihrabımsın ey gönlümün sultanı, gözyaşımda nihansın. Tut yüreğimde açan hasretin uçlarından, bir gül yaprağı gibi savur avuçlarından.
müşrik olan kulların sıyrılsın suçlarından. Ey gönlümün sultanı, gözyaşımdan ihanlısın. Manevi orduların hüküm sürse ruhumda, mihman olsa sevgine sevabım günahımda. Sürura koşar beni mekruhum mübahımda. Ey gönlümün sultanı, gözyaşımda saklısın. Cemalini görmeyen aşkı nasıl anlatır? Gurbete çıkmayanın yolu mu aydınlanır? Kalbime yoldaş olan kelamın Kur'an'dadır. Ey gönlümün sultanı, gözyaşımda nihansın. İlahi yolculukta senin refakatinle, ya Muhammed Mustafa, aşkınla, şefkatinle, Rabbimin huzuruna varsam hakikatinle. Ey gönlümün sultanı, gözyaşımda saklısın. Gözyaşımda saklısın. Gülen dünyada.
Evet Arzu Hanım. Nasıl türkülerimiz? Yalan Dünya deyince işte Sultan diye şiir aklıma geldi. Yalan Dünya. Mustafa da hakkını veriyor tabii bu işin. Evet. Yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olsun. Eline yüreğine sağlık, sazının teline sağlık. Evet Arzu Hanım. Buyurun. Tabii artık programımızın son bölümüne doğru gidiyoruz. Umarım izleyenlerimize şiir dolu dakikalar yaşatmışızdır. Evet. Sen bir şiir yazarsın, yüzlerce hece beni anlar, anlatır. Ben tek hece söylerim, bana seni anlatır. Evet. Yıkılmayan surlarım var. Var mı yıkılmayan surlarınız? Var tabii, herkesin vardır. Her insanın kendini ördüğü duvarlar vardır. Onu yıkmaz zaten, yıkılmasına da müsaade etmez. Evet. Benim de var. Kitabınızı çok daha yeni, daha bir haftalık. Evet, çok yeni. İki oğlum vardı, bir kızım oldu diyorum. Ben o ayı hakikaten yeni doğmuş bir bebek gibi benim için. Tabii kitabın yani Türkçe-İngilizce oluşu da ayrıca dikkat çekici bir unsur. Evet, evet. Kitabınız bu yönüyle de hatırlanacaktır yani. Daha çok kitleye ulaşacağını düşünüyorum. Evet. Siz biraz uluslararası düşünmüşsünüz. Denizli'ye gelen turistler de bu kitabı rahatlıkla okuyabilirler. Tabii ki, tabii ki. Yani belki o açıdan da faydalı evet. olacaktır. Yani benim istediğim sadece bunu böyle İngilizcelerinde olmasını sağlamak. Dediğim gibi bizim duygularımızı da yansıtabilmek. Evet. Bizim duygularımızdan onların onu yaşamasını sağlayabilmekti. İzleyicilerimize neler söylersiniz son bölümde? Çünkü çok sayıda mesaj aldınız. Evet. Çok sayıda ilgi alaka da vardı. Tabii Facebook mesajlarımız sanırım birçoğunu okuyamadınız. Evet. Elimizden geldiğince okuyoruz. Ben neler söylersiniz onlara? Bizi izleyen, dinleyen, bizimle bulunduğu yerde bizimle vakit geçiren tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki bizimleydiler, iyi ki varlardı. Mesaj gönderen bütün değerli kalemdaşlarıma, değerli arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki yine yanımızdaydılar. Tanımadığım birçok mutlaka dinleyenimiz var. Hepsine şiir gibi bir hayat diliyorum. Her şey, bu yolculuk, kendi yolculukları hep aşka varsın diyorum. Aşk yolculuğu hiç bitmesin diyorum. Başka ne diyeyim? Denizli'deki bütün kalemdaşlarımıza, hepsine, kent şairleri topluluğunun her biri birbirinden değerli. Tüm gönül dostlarıma sevgilerimi iletiyorum. Tabii bizleri kırmadınız. Yoğun programımızdan bizlere vakit ayırarak Denizli'den geldiniz. Çok teşekkür Öncelikle ederim. Çok teşekkür ederim size. Bizi kırmadığınız için. İnşallah ilerleyen programlarımıza tekrar sizleri burada ağırlamak isteriz. Görmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için. Sağ olun. Bütün Manisa'daki izleyenlerimize de Manisa halkına da sevgilerimi gönderiyorum. Evet değerli dostum Mustafa Sönmez. Şimdi seninle final yapacağız artık. Yapalım. Ama önce sen de izleyicilerimize ya da son söylemek istediğin sözler varsa alalım. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı. Bugün gerçekten Arzu Hanım'la şiirleriyle, biz de naçizane türkülerimizle izleyicilerimize seslenmeye çalıştık. Ben çok zevk alarak çaldım. Buradan bizi izleyen tüm dostlarımıza selam olsun. Sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen de bizleri kırmadın. Uşak'tan geldin. Tabii gelirken değerli bir insanı da evet. yanına getirin. O Sıhhatimi da sağ olsun. Gitarıyla bizlere bugün güzel bir müzik ziyafeti sundu o da. Değerli dostum İsmet Doğukan Öztürk'e'de. Evet. Çok teşekkür ederiz İsmet. Sen de bizleri kırmadın geldin. Sağ olasın. Hangi eserle veda edeceğiz? Final. Hangi eser diyeyim? Şöyle listeme bakıyorum. Ali Ayşe'yi seviyor var. Ne dersin? Onunla mı veda edelim? Yoksa olabilir. Bir selam sal var ama Ali Ayşe'yi seviyor diyelim.
Ben buradan öncelikle değerli arkadaşlarım, gerçekten onların sayesinde yayın yapıyoruz. Güzel bizlere verdikleri destek, emeklerden ötürü Ceylin Pehlivanlar, Refiye Hassümer, Fadime Ergezer'e çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel değerli arkadaşlarımız. Biz de onların sayesinde. Ediyoruz. Rejide de Cabir Ergezer ve İbrahim Hassümer. Onları da söylemeden geçmeyelim. Tabii Salih Sağlam, Salih abimiz de her zamanki gibi. Seste, ses yönetmenimiz. Ona da teşekkür ediyoruz. Ayrıca Soma Çelik Ticaret, Ezgi Hırdavat Shop, Tuncay Çelik ve Ayşe Çelik'e de çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, onların destekleriyle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ve Dream Sound'a da ayrıca bizlere sağladığı teknik destekten ötürü de çok teşekkür ediyoruz. Yine değerli dostum Burhan Erte'ye de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bizlere verdiği destekten ötürü. Her hafta cumartesi günleri Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı saat 21'de karşınızda olmaya devam ediyor. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce Mustafa Sönmez'in Ali Ayşe'yi seviyor türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
bile söyle.